satan Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında bu tığ işi patik modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Gerçekten çok güzel oldu. Çok sade, çok da çabuk ilerleyen ve en hızlı kalan ipleri değerlendirebileceğiniz bir patik modeli oldu. Ayağı giyildiğinde de böyle çok güzel, çok kibar duran bir patik modeli oldu. Ben böyle üç renk kullandım. Ee, sizler iki renkte kullanabilirsiniz. Şu üçgen kısımlarını renk renkte yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Modelimiz bu şekilde. Ee, Patim 37-38 ayak numaralarına olur. Diğer ayak numaraları için de e, sıra sayılarında artma eksiltme yaparsanız daha uygun olacaktır. Modelimiz bu şekilde. Gerekli malzemelerimiz ise Bakın üç renk patiklik ipim var. Tığım 2 numara 1.75 milimetre ve patiğimize başlayalım. Öncelikle böyle patik ucumuzu yaparak başladım ben. benimseten marifetler patik ucu başlama şekilleri diye yazarsanız kanalımda ayrıntılı bir şekilde anlattığım iki türlü patik ucu şekli var. İkisinden de yapabilirsiniz bu modeli. Ben yuvarlak uçlu patik ucunu tercih ettim. Patik uçlarına hep aynı şekilde ve aynı sayılarla başlıyorum. O yüzden videolarımın başlangıcında böyle uçlarımı yapıyorum. 48 ikili trabzana kadar artmalarımı bitirdim. 48 tane ikili trabzanım var şu an elimde. Ve 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi 6. sıramda modelime başlayacağım. Şimdi burada üç zincirimi çektim ve böyle bakın bu şekilde altı tane ikili trabzan yaparak da sarı rengi geçebilirsiniz ya da hiç tırabzanlarımızı yapmadan direkt sarı rengimizle de başlayabilirsiniz. Şimdi şöyle ben direkt sarı rengimle başlayacağım. Ya da 6 tane bu kahverengi rengimizle yaparak da başlayabilirsiniz. Şöyle sarı rengimi aldım. Böyle geçişimi yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim ve hemen yanına sıradaki trabzanın tepesine battım. 2 ilmeği ördüm, ikisi tığımda. Sonra diğer rengimi alıyorum. Bu 2 ilmeğimi bu rengimle topladım ve diğer rengime geçtim. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. 1, bir. bir sonrakine batıyorum. 2 bir sonrakine batıyorum 3 sarı rengimi de burada arada yürütüyorum bakın böyle Bu da arada kalıyor 4 5 ve 6'yı 2 ilmeği örüp ikisini tığımda bırakıyorum diğer rengime geçeceğim çünkü bakın sarı rengimi aldım bu iki ilmeğimi de sarı rengimle tamamlıyorum. Ve bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kahverengi rengimle yapmış oldum. Şimdi sarı rengimle sıradaki trabzanıma batıyorum. 1, bir, bir sonrakine batıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapacağım için bu ikinciyi 2 iki ilmeği örerek bırakıyorum. Ve diğer rengimi alıyorum. 2 ilmeğimi diğer rengimle tamamladım. Ve sonrasında yine bir, iki, bakın bu ipimi aradan böyle götürüyorum. Şöyle, üç, dört, beş ve altıncıyı bakın iki ilmeği örüyorum. İkisi tığımda. Sonuncu trabzanı bu şekilde yapıyorum ve renk geçişini yapıyorum. İki ilmeği sarı rengimle tamamladım. Sonrasında sarı rengimle bir ikinciyi yaparken iki ilmeği örüyorum. İkisi tığımda diğer rengime geçiyorum. Ve diğer rengimle iki ilmeği örüyorum. Bakın bu şekilde böyle sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine Altıncı trabzanımı yaparken bakın ikisini ördüm. ikisi tığımda sarı rengimi alıyorum. Ve sarı rengimle altıncı trabzanımı tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim. Şimdi burada kahverengi ipimi de şöyle alıyorum. Şöyle bakın baştaki trabzanın tepesine battım. Bu ipim arada onu da yukarıya çıkarmış oldum. İlmeği içinden geçirdim. 3 zincirimi çektim. Sonrasında sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Ve bir sonraki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Burada sarı renkli trabzanlarımız dörde çıkmış olacak. Bakın şöyle sizlere göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi biz buraya üçünü yaptık. En son şuraya bir tane daha yapacağız bitirirken. Şimdi bu üçüncüyü yarım yapacaktık bakın şöyle sonra diğer rengime geçiyorum İki ilmeği birlikte ördüm arada şöyle bakın iple de çekiştirirsek ilmeklerimiz gevşek kalmaz ve kahverengi rengimle devam ediyorum böyle buraya da dört tane yapacağız bakın dört taneyi tamamladım Dördüncüyü yarım ördüm ve sarıyla tamamladım. Şöyle. Bir sonrakine sarı rengimle trabzan yapıyorum. İki tane sarı renkli ikili trabzanın tepelerine batıyorum. Sonrasında dördüncüyü de buraya battım. Bakın şöyle. Sarı renkli ördüğümüz trabzanlar dörde çıkmış oldu. Bu sonuncuyu bu arada yarım yapıyorduk. Şöyle yarım yaptım diğer rengimi aldım bununla tamamlamış oldum şimdi yine dört tane kahverengi yapacağız dört kahverengi dört sarı olacak bu sıramızda ise dördüncüleri yaparken hep böyle iki ilmeği yorup ikisini bırakacağız ve diğer rengimizi alacağız iki ilmeği onunla tamamlayacağız bakın dört oldu şimdi dört tane de sarı yapacağız bir iki üç ve dört Dördüncüyü yarım örerek diğer rengimizi alıyoruz. Diğer rengimizi de tamamlıyoruz. Bu sıramızda bakın şöyle olacak. Böyle tamamlayalım. Evet sıranın yine sonuna geldim. Bakın dört tane kahverengi rengimle yaptım. Şimdi sarı rengimi alıyorum. Sarı rengimle tamamladım. İki ilmeğimi ördüm. Sonra burada başta 3 tane sarı renk yapmıştık. Buraya sonuncu trabzana onun dördüncüsünü yapıyoruz. Şu ipimizi de alalım. Şöyle yukarıya çıkartalım. Buradan yine ilk trabzanın tepesine böyle batalım. Ve bir üst sıraya geçelim. Sonrasında sırasıyla 3 tane zincir çektim ve trabzan tepelerine batarak ilerliyorum. Bakın bu şekilde. Bir tane sarı rengimizi daha burada fazlalaştırmış olduk. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi sonuncuyu yarım örecektik. Onu ben hep unutuyorum. Sizler unutmayın. İki ilmeği onunla tamamladık. Renk geçişi yaparken. Şimdi iki tane kahverengi rengimizle trabzan öreceğiz. İkisini ördük. Bakın ikinciyi örerken yarım ördüm ve sarı rengimi aldım. Bununla tamamladım. Sonrasında buraya batıyorum. Sarı renklerin üstüne batıyorum. Bu sıramızda da sarı renkli trabzanlarımızı iki tane fazlalaştırmış olacağız. Dörtken altıya çıkacak trabzan sayımız. Bakın bu şekilde. Bir bu kenardan bir bu kenardan fazlalaştırdık. Ve Altıya çıkartmış olduk sarı renk trabzanlarımızı ortada ise iki tane kahverengi, kahverengi renkli trabzanımız kaldı. Bu sonuncuyu ben burada tamamladım ama bunu hep yarım öreceğiz. Bakın iki ilmeğimi bu rengimle tamamlıyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane daha yaparken bunu yarım yapıyorum ve diğer rengimi alıyorum. Bununla tamamlamış oldum. Sonrasında 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzan yaptım. Bakın böyle 6 tane sarı 2 tane kahverengi rengimle olacak şekilde böyle tamamlayalım. En son yine bu kısmı da sarı rengimizle bitireceğiz. Evet bakın en son yine burada sarı rengime geçtim. Sarıyı altıya tamamladım. Şöyle baştaki trabzanın tepesine de batarak böyle iki zincirimi çektim. Burada sarı rengimi artık kopartacağım. Onunla bir sonraki sıramızda ilerlemeyeceğiz. Kahverengi rengim burada duruyor. Bakın bu şekilde üçgen şeklinde tamamlamış olduk modelimizi bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Yapması da çok kolay ve çok zevkli bir model. Şimdi bordo rengimize geçeceğiz. Sizler tamamen aynı renkte de ilerleyebilirsiniz. Şimdi üçgenlerimizi kaydıracağız. Bakın şöyle iki üçgenin arasına bu sefer denk gelecek şekilde yapacağız. Şimdi bordo rengimi aldım. en son nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Bakın bu kahverengi rengimli ipime yakın olan şu iki kahverengi trabzanın tepesine denk gelecek şekilde battım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Sonrasında bir tane ikili trabzan yaptım. Bunu yarım yapacağım. İki ilmeği örüp iki ilmeğim tığımda kalacak. Sonrasında diğer rengimi alacağım. Bakın kahverengi rengimi aldım. Bununla tamamlamış oldum. Sonrasında sırasıyla yine böyle batarak 6 tane ikili trabzan yapacağız. Altıncıyı yaparken 2 ilmeğimizi öreceğiz. Bakın böyle Altıncıyı yapıyorum. İki ilmeğimi ördüm. İkisi tığımda ve diğer rengimi alıyorum. Bordo rengimle iki ilmeğimi tamamladım. Ve sonrasında bakın bir ikinciyi yarım örüyorum. İki ilmeğim tığımda ve diğer rengime geçiyorum. Bununla tamamlamış oldum. Modelimiz hep aynı Sadece modelimizi kaydırmış olduk. Böyle yine altı tane kahverengi rengimle yapacağım. Bakın bu şekilde. Bu sıramızda iki tane bordo rengimizle travzan yaptık. Bir sonraki sıramızda bu alt sırada olduğu gibi 4 yapacağız. Bir sonraki sırada altı yapacağız. Böyle ilerleyecek. Bakın şu şekilde. Sonrasında yine sarı rengimize geçeceğiz. İki bordo üçgenin arasına sarı rengimizle başlayacağız. Hep bu şekilde ilerlemiş olacağız. Burada yaptığımız şekilde böyle sıraları tamamlayalım. Sonrasını yine birlikte yapalım. Evet patiğimizin bakın bu sıralarını tamamlamış oldum. Şöyle sizlere göstereyim. Bir sırada sadece kahverengi rengimle ikili tırabzan olarak ilerledim. Toplamda kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sırayı tamamlamış olduk. Hem de modellerimizi yapmış olduk. Şimdi patiğimizin şu arka tarafının birlikte yapacağız. Orayı sadece tek renkle ilerledim. İpimi, tığımı tekrardan aldım. Şöyle bakın. Şu birleşim yeri arkada kalacak şekilde tam bu sarı modelimizi ortaladım ben. Bakın şöyle. Bakın şuradan tepeden batacağız. Şu orta kısımda 6 tane trabzan tepesi kalacak. Oraya battım. Böyle başlıyorum. 3 zincirimi çektim. sırasıyla ikili trabzan batarak ilerliyorum. Her bir tırabzana bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle orta kısımda 6 tane ikili trabzan tepesi kalacak şekilde ilerleyelim. Evet orta kısımda 6 tane trabzan tepesini batmadan bıraktık. Şimdi buradan 3 zincir çekerek böyle geriye dönüyoruz. Ve yine her bir trabzanın tepesine bir kez batarak böyle bu sıramızı tamamlayacağız bakın şöyle şu an ikinci sıradayız uç kısma geleceğiz tekrar geriye döneceğiz böyle git gel yaparak ilerleyeceğiz ve toplamda 9 sırayı tamamlayalım Evet şimdi 9 sırayı tamamladım ve şimdi topuk kısmının yapımına geçeceğiz sıralarımızı şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 En son sırada ikili trabzan sayımızı sayalım. Şöyle ortadan 6 taneyi ayıralım. Bu tarafta ve bu tarafta eşit miktarda ikili trabzanımız kalsın. Şimdi ikili trabzan olarak şöyle orta kısmı kadar geliyorum. Evet orta kısmı kadar geldim. Şimdi burada tığıma ipimi dolamadan 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 bakın batıyorum. Bir kere dörüyorum. 3 batıyorum. Bir kere dörüyorum. 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi ördüm. Sonrasında tığıma ipimi dolayarak geri kalan trabzanlarıma ikili trabzan yaparak böyle devam ediyorum. Sıramı ikili trabzan olarak tamamlayacağım. Evet 10. sırayı bitirdim. 11. sırama geçtim. İkili trabzan olarak yine orta kısma kadar geldim. Ortada 6 tane sık iğnem vardı. Bunları 3'e düşüreceğim. Birinciye battım ikinciye battım 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm üçüncüye battım dördüncüye battım 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ördüm beşinciye battım altıncıya battım 3 ilmeği birlikte ördüm 1 2 3 6 tane sık iğnemi 3'e düşürmüş oldum şimdi ikili trabzanların tepelerine ikili trabzan olarak örmeye devam ediyoruz bu bizim 11. sıramız 11. sıramı da tamamladım ve 12. sırama geçtim. Yine ikili trabzan olarak orta kısma kadar geldim. Burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Bunları 1'e düşüreceğim. Birinciye battım. ikinciye battım. Üçüncü sık iğneme battım. Tığımda 4 ilmeğim var. Dördünü birlikte topladım. Ve ikili trabzan olarak örmeye devam ediyorum. Bu bizim son sıramız. Yani 12. sıramızdı. Sırayı tamamlayalım. Evet toplam 12 sırada tamamlamış olduk. 9 sıra gitgely yaparak gördük. Son 3 sırada da topuk kısmımızı oluşturmuş olduk. Şimdi şöyle ters çevirelim ve buradan ilk trabzanın tepesinden tığımızı batıralım, İlmeğimizi alalım, böyle içinden geçirelim. Şöyle ilmeğimizi kaçırdık. tekrar edelim. İlmeğimi kaçırdım. Ters çevirdik. Bakın. Şöyle tersini çevirdik patiğimizin. Buradan ilk trabzanın tepesinden battık. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeğin içinden geçirerek sık iğne olarak birleştirdim. Her iki kenarı da böyle trabzanlara karşılıklı tepelerine batarak böyle sık iğne yaparak birleştirerek ilerleyelim. Böyle sıranın sonuna kadar gelelim. En son iki zincirimi çektim. İpimi burada kesiyorum. Ve patiğimi bakın böyle tamamlamış oldum bu şekilde sizlere göstereyim. Patiğimizi bitirmiş olduk. Gerçekten çok kibar bir model oldu. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Dilediğiniz kenar oyasını da yapabilirsiniz. Ben böyle bordo renginde bir kenar oyası yaptım. Şöyle ipimi alıyorum. Hep genellikle arkalardan başlıyorum ben kenar oyasına. Arkadan bir trabzan boşluğuna batarak başladım. 3 zincirimi çektim ve sonrasında Aynı boşluğa 1 2 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir de zincirim var. Böyle 3 tane oldular. Sonrasında bir trabzan boşluğu atlayıp bir sonrakine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve aynı trabzan boşluğuna 1 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle zincirimle birlikte 3 tane oldular. Bir trabzan boşluğu atlayıp sonrakine sık iğne olarak batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle bir kenar oyası yaptım ben. Bu şekilde etrafını dolanalım. Evet patiğimin kenar oyasını da tamamlamış oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Bir modelimizin ve bir örgümüzün daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.